Hoş
Thank you.
Thank you.
Evet değerli konuklar, alkışların en kuvvetli seven Beylikdüzü'lü sanatçımız Sayın Devlet Devrim Öztaş için olsun lütfen. Ve çiçek takdimlerini gerçekleştirmek üzere ben Kültür Sanattan Sorumlu Başkan Danışmanım Sayın Erhan Bayladır'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Akşamlar diliyorum öncelikle. Çıt çıkmadan dinlediniz. Hiç ses çıkmadı. Gurur duydum. Ne iyi bir seyirci kitlemiz var diye. Bu akşam özel bir akşam. Zaten bu programda onun için gerçekleştirdik. Malum büyük besteci Beethoven'ın, Ludwig Beethoven'ın 245. doğum yıl dönümü. Kitapçığa baktım elinizdeki. Ondan ilgili hiçbir bilgi verilmediği için kısacık bildiğim kadarıyla bir bilgi vermek isterim. 1770 yılında doğmuş. 8 kardeşten biri ama kardeşlerin hepsi de engelli. Böyle bir şanssızlıkları var. İlk piyano eğitimini babasından alıyor. Mozart, Haydn gibi ustalardan öğreti alıyor. 57 yıl dünyada kalmış. Ne yazık ki 57 yaşında gözlerini yummuş. Bir şanssızlık da 45-46 yaşlarında kendini yakalıyor ve sağır oluyor. Ama sağır olmasına rağmen hiçbir şey kaybetmiyor. Sanırım bu son 32. 34. sonatını da kulağı duymadığı halde yapıyor. Böylesine büyük bir besteci. Birçok eserler vermiş, birçok konçerto var, senfoniler, 9 senfonisi var, 34 tane de sonatası var. Niye bunu söylüyorum? Ben oldukça dinlerim, ilgilenirim. Özellikle ilk çaldığı Devrim Hanım'ın 14 numaralı Ay Işığı sonatı, Moonlight Symphony diye de zaman zaman geçer. Bu kadar güzel bir yorum dinlemedim. Beethoven'ı anlattık. Şimdi bir büyük sanatçı da burada. Kendisi evet arkadaşım dediği gibi Beylikdüzü'lü. Bizim onur vesilemiz kendisi. Sanırım Türkiye'de en geç akademisyen yani profesör unvanını almış. Doğru mudur? Öyle olduğu söyleniyor. Tabii profesörlük ayrı da. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Yaklaşık 75-70-80 dakika arası herhalde sürdü program. Hiç nota gördünüz mü piyanonun üstünde? Yani bu kadar uzunca eserleri siz aklınızda tutacaksınız ve de bu kadar güzel yorumlayacaksınız. Tabii ki hatasız olacak. Niye? Çünkü kendisi tam anlamıyla bir virtüöz. Gerçekten kutluyorum. Annesi ve babası da burada var. Kızlarıyla ne kadar eminse de haklı. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Beethoven aynı günde doğdu. 15 yaşında.
verebilir miyim? Gazetelerimiz adısına 28 Ağustos'ta Ebediyet'in yürüyüş tablosu altında bir festival canlandırdık. Bu parçaların içerisinde müzik tarihinde üç büyük B'den birisi olan, yani Bach, Beethoven ve Brahms olarak biliniyor bu üç besteci. Bunlardan Brahms'ın bir romansını seslendirmiştim ve mazideki hatıralar adıyla bunu yorumlamıştım. Şimdi Beethoven'da doğum günü hediyesi olarak onun en büyük ardılı, büyük Alman besteci Johannes Brahms'tan bir romans.